Peki ne yapılabilir? Ya da ne olabilir? Ya da bu ekonomik krizin aslında kaynağı ne? Biz hep bugüne kadar biraz da televizyon programları, gazetelerin verdiği imkanlar dahilinde mesafeli yaklaşıp hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kaldık. Oysa dünyada bir belgesel bambaşka bir açıdan bakıyor bu ekonomik krize. İçine siyaseti de koyuyor, dinleri de koyuyor ve bir anlamda modern zamanın ruhunu farklı bir açıdan yakalıyor. İşte biz bugün bu ekonomik krizi bu açıdan konuşalım istiyoruz. Bunu da sizin yakından tanıdığınız bir isimle konuşalım istiyoruz. Mustafa Sandal'ı davet ettik. O da kırmadı geldi. Sağ ol Mustafa. Şimdi pek çok kişi şaşırıyor. Ya ekonomik kriz var. Ne alaka Mustafa Sandal diye. Niye burada Mustafa Sandal? Niye Mustafa Sandal? Ben tabii senin doktorandan bahsetmemiştim. Oxford'daki ekonomi eğitiminden. Bunu da bu vesileyle anlatalım istiyorum. Şakası bir yana. Zeitgeist bir belgesel. Sanırım 2007'de yapılmış bir belgesel. Amerikan. 2006'da evet. Remastering'i yani. Tekrardan festivallere katıldıktan sonra 2007'de. Almanca bir kelime Zeitgeist. Evet. Zamanın ruhu. Zamanın ruhu. Akademik dilde de kullanılan bir şey. Mustafa, seni bu belgeselde etkileyen ne oldu en çok? Yani belgeselin ben geçen Ağustos yani 2008'in Ağustos ayında bu belgeselle tanıştım, karşılaştım ve seyretme imkanım oldu. Güzel bir yaz gününde. Karanlık bir... Evet, bu kadar karanlık ve bu kadar tokat gibi vuran bir belgeseli seyrettikten sonra 3-5 gün kendime gelemedim. İçeriğinden dolayı, bahsettiği konulardan, konuları ele alış şeklinden ve ardı ardına sıraladığı argümanlardan ötürü böyle bir şok yaşıyorsun. Yani belgeselin içindeki argüman gücü beni çok etkiledi. Evet. Şimdi farklı argümanlar var. Dinler tarihiyle ilginç son derece argümanlar var. Onu bir kenara koyalım istersen. Siyasi olaylar, 11 Eylül'le ilgili argümanlar var. Onu da bir kenara koyalım. Ama ekonomiye de bambaşka bir açıdan bakıyor. Özellikle ben bu belgeseli şu günlerde IMF görüşmeleri yapan hükümete, TÜSİAD üyelerine ve başbakanına da tavsiye ediyorum. Eğer bir iki saati yani varsa... Zaten seyretmedilerse mutlaka seyretmeleri lazım. Çünkü bu belgeselde hani biraz önce sordun seni en çok ne etkiledi? Ben bu belgeseli seyrettikten sonra dünyaya ve dünyadaki ekonomik sisteme ve politik sisteme hiçbir zaman aynı gözle bakamayacağım. Evet. Düşünüyorum yani. Aslında çok uçta bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu para meselesini bu şekilde konuştuğumuz sürece bu kriz geçse bile yeni bir kriz bulacak. Bu çok etkileyici çünkü sanırım. Bu günün sonunda tasarlanmış ve şu anda uygulanan bir prosedürün bir parçası bu kriz. Evet. Bu belgeselde yani. Ve yani bunun kurgusunu da ta eskilere dayıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii 150-200 sene öncesi. Evet ama yine de Amerika'nın doğuşuyla beraber bu Amerikan Fed'in Merkez Bankası'nın kuruluşu, kurulma şeklinin nasıl olduğu. Yani buradaki sisteme baktığında biz acaba şu anda pek çok programlarda, konularda hani ele alıp sadece gidiyoruz. Dolar ne oldu, şu kadar oldu, bu kadar oldu da kayıp mı oluyoruz? Ne düşünüyorsun tabii bu belgesel ölçeğine baktığında? Çok ufak detaylarla günümüzü yaşıyoruz. Hayatımızı aslında çok ufak detaylarla geçiriyoruz. Ama resmin geneline baktığınız zaman insanlık adına kurulmuş bir kurgulanmış bir sahne var. Ve bir plan, bir program var. Ve bu 300-400 senelik bir program. Bunun farkında olmak için zaten bu belgeseli seyretmek lazım. Yani bu, büyük plan nedir? Nedir bu büyük plan? Senin anladığın plan nedir? Benim anladığım plan şu. Bir kere insanlığın ya şimdi Zeitgeist'i seyretmeden nasıl anlatacaksın? Abi, anlatmaya çalışıyorum. Şöyle anlatayım ben. Şey. Evet. Şimdi mesela Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin kuruluşu. Şu anda konuşulan Amerika Birliği. Yani Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın birlikteliği, birleşmesi. Ve orada Amero para biriminin oluşturulması. Afrika'da birleşimin yaratılıp Afro olarak para biriminin oluşturulması ve Asya'da Azyon'un oluşturulması. Evet. Bütün bunlar işte bu kurgunun, bu planın birer parçası. Evet. Yani bütün bunların sonunda ne oluyor? Bütün bu birliktelikler bir şemsiye altına girerek tek bir dünya hükümetine. Tek bir dünya hükümeti ve tek bir para birimi. Evet. Neden? Paranın kontrolünün daha kolaylaşması. Kimin ve daha... kontrolünde olması asıl bence en kritik yanı o. Bu 4-5 tane ailenin, Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan gibi birkaç tane elit olarak geçiyor bunlar belgeselde. Bu elit tabakanın, elit kesimin parayı, ekonomiyi
yönlendirmesi, kontrol etmesi ve dolayısıyla insanlığın kontrol edilmesi. Hatta şuraya bağlıyor. Mesela şimdi diyorlar ki işte nüfus cüzdanları çipli olacak. Evet. CNN'de okumuştum ben. Bir aile çocuğuna bir çip taktırıyor. Hani şimdi bunu yavaş yavaş bize sunmaya ve pazarlamaya çalışıyorlar bu fikri. Bu çiplenme, bir şekilde çiplenme, neden çipleniyoruz biz? Kontrol mekanizmasının kurulması için. Faşizmin bir başka Bravo. Aslında biz belki çipleri takmadık ama hepimizin nüfus cüzdanında bir rakamımız var. Hepimiz birer rakam olduk aslında. Şu son dönem baktığında hani. Ve bu teknolojinin bir şeyi olarak gözüküyor. Bir başka ilginç olay da sanırım bu özellikle 3. Dünya ya da az gelişmiş ülkelerin yönlendirmesine yönelik ekonomik tetikçilerin kullanıldığı, kendilerini bir itirafçı olarak anlatsan. Biz de programda daha önce yer verdik. Bu da çok ilginç değil mi? Yani Türkiye tam IMF anlaşmalarını yaparken daha önceki örnekler ilginç çekti mi senin bu Güney Amerika'da yapılanlar? Yani şimdi bir nevi işin içinde bir nevi tehdit var. Yani ya öyle ya böyle. Yani ilk önce seni gelip ikna etmeye çalışıyorlar. Bizim şartlarımıza uyacaksın. Bize borçlu olmaya mahkum olacaksın. Ve biz senin seni istediğimiz gibi kullanacağız. Ya da alternatifi işte Irak, Güney Amerika'da uçak kazası, suikast, o bu. Yani Zeitgeist'i seyrettikten sonra hükümetler, zaten şeyin bir lafı var orada, Rockefeller'ın bir lafı var. Evet. Diyor ki bana bir ülkenin parasını ver, o ülkenin politik sistemi, kanunları, hukuku hiçbir şey ifade etmez benim için diyor. Yani bir ülkeyi ben yeteri kadar borçlandırayım. Zaten o ülkenin kimliği, kişiliği, şahsiyeti, hukuku, kanunları benim için hiçbir şey ifade etmez diyor. Evet. Yani bu tabii çok... Değil mi? Tam da ya ne kadar da bize benziyor dedim ben. Çok ülkeye baktım. Güney Amerika'da bazı ülkelerin borçlandırma şekilleri, direnen onurlu liderlerin cezalandırılması, hatta öldürülmeleri, kazalara kurban gitmeleri. Ben biraz da şöyle bir hava aldım. Bir modern zaman dini doğuyor gibi. Vardır ya böyle modern zaman dinleri. Biraz zamanın ruhu aslında oradan yola çıkmışlar. Bir kısmı evet biraz bana komplo gibi geldi ama bir kısmı da özellikle bu paranın yani ev değiştirmesi, ev değiştirme sürecinde nasıl bir borçlanma ve borçların nasıl arttığı, bu para sisteminin nasıl olduğu bana çok ilginç geldi. Çünkü biz hep diyorum ya dolar ne kadar artacak, acaba bu ne olacak konuşuyoruz. Euro düştü mü, dolar arttı mı, gayrimenkul ne oldu, borsa çöktü mü, çok kısa mesafe bakıyoruz tabii yani. Ha, bütün bunları yaparken Zeitgeist'in özünde de söylediği şu, insanlığımızı yitiriyoruz. Sen şu anda mesela bir yandan General Motors büyük, yani bugünün haberi General Motors büyük zarar açıkladı. Dolar gidiyor, borsalar çöküyor. Sen nasıl bakıyorsun şu anda bütün bu haberlere? Bunlara tamamen işte bu büyük planın ufacık minicik parçaları, yani bir puzzle'ın ufacık parçaları olarak bakıyorum. Yani düşünsene, son 4-5 seneyi düşün. Hepimiz birer tüketim canavarı olduk. Şu kadar bir gelirimiz vardı ama hepimiz bu kadar harcamaya yönlendirildik. Yani balonumuz sürekli şişirildi. Bu hem bireysel açıdan hem kurumsal açıdan hangi yönden bakarsan bak böyle bir hırs küpü içimize konuldu ve sürekli motive edildi. Şimdi adamın şu kadar maaşı var. Adama dendi ki ya kardeşim sen bir ev alsana. Adam dedi ki ben nasıl ev alayım? Benim öyle bir param yok ya. Para dediğin nedir? Biz sana veririz. Problem değil dediler adama. Adam tamam peki dedi. Aldı borç aldı. Bir evin borcuna girdi. Adam şimdi dediler ki sen bir tane ev aldın ama olmaz böyle. Bir tane de yatırım için al. Ya ne diyorsun dedi adam. Zaten ben bir tane ödeyemiyorum. Bir tanesini ödeyemiyorum. İkincisini nasıl ödeyeceğim? Ya ne olacak dediler ya sana. Gel hemen sana veririz parayı. Morguç krizi budur diyorsun. Morguç krizi budur. Yani insanlar şu kadar kazançla bu kadar harcayınca ne oldu? Bir yerde o balon patlayacaktı. Patladı zaten. Bütün bunlardan neyi çıkarıyoruz? Artık hani duyuyoruz küçülme zamanı. Artık gerçek olma zamanı. Yaşam şeklinde, harcamalarınla hayatın içinde varoluşunun daha gerçek olma bir zamanına geçtik bence. Anarşizme sempatiyle bakıyor musun? Aslında anarşistlerin hani bir grup, hep marjinal kalan bir grubun yıllardır söylediği bir şeydi. Şimdi bambaşka bir alana taşındı. Orada istesene bir sempati doğuyor. Belki. Tabii.
Şimdi yarın yazacaklar Mustafa Sandal anarşist oldu diye. Peki sen hayatında neyi değiştirdin? Bir şey değişti mi? Bütün bunları şimdi hani bir üçüncü göz açıldı diyelim. Başka bir açıdan bakmaya başladın. Sürekli düşünüyorum. Hani ben şu dünyanın bu krizi yaşarken ne gibi hareketler yaptım? E tabii ki hani kredi kartı limitlerimi düşürdüm. İşte telefon faturamı daha kontrol altına almak için belirli bir tarifeye geçtim. Tabii etmek zorundayız. Yani bu hepimiz için geçerli bir şey. Harcamalarımızı azalttık. Yani herhangi bir adımımızı atarken tabii bir değil, iki değil, üç kere düşünüyoruz. Gereksiz. Ya ben geçen gün evimde bakıyorum böyle. Ya geçen gün dediğim birkaç ay önce. Bir baktım 4-5 tane bilgisayar var evim içinde. Ya bir adamın bir laptopu olur. Ya da bir bilgisayar olur. Niye 4-5 tane? Öyle. İşte o tüketim canavarı devreye girmiş ve işte bu var. Yeni onun model, yenisi şey var. Ondan sonra onun yenisi var. Baktım içinde 3-4 tane cep telefonu var. Niye 3-4 tane cep telefonu var? Bilmiyorum yani. İhtiyacım olmayan bir sürü şey. Bunların farkındalığında varmaya başlıyorsun. Ve diyorsun ki bir dakika ben ihtiyacım olan şeylere yöneleceğim. İhtiyacım olmayan şeylere karşı bir bariyer kurmam gerekiyor. İnsan kendine bunları soruyor ve ondan sonra uygulamaya başlıyor. Peki şu anda merak edenler olabilir. Siz nereden seyrettiniz bu CD'leri? Türkiye'de hiçbir yerde görmüyoruz. İnternette, internet sitesinden indirip seyredebiliyor. Google videoda, Türkçe altyazıyla seyredebilirsiniz. Evet, Zeitgeist hayatınızı değiştirecek bir belgesel ya da en azından hayatın bakış açınızı tamamen değiştirecek bir belgesel mutlaka seyredin. Mustafa çok teşekkür ederim. Bu ekonomik krize bambaşka bir açıdan bakalım istedik. Daha derinlemesine belki de pek çok Türk izleyicisi ilk kez bu kelimeyi duydular. Ama önümüzdeki yıllarda ben çok konuşulacağına inanıyorum. Çünkü dünyadaki gördüğümüz kadarıyla sistem artık sadece dolar şu kadar olacak, bu kadar olacaktan daha öte bir ilgi alaka gerektiriyor. Sistemin değişmesi gerekiyor Cüneyt. Nasıl değişecek bilmiyorum ama bir şekilde değişmesi gerekiyor. Artık o noktaya geldi. İnsanlık o noktaya geldi. İnsan ruhu artık isyan ediyor. Haykırıyor. Onu biraz duymanın zamanı geldi. Belki de bu ekonomik krizden çıkarılacak en önemli mesaj bu. Değişim çok önemli bence de. Çok. Yani Barack Obama sadece kampanyasına değişim dedi ama dünyada büyük bir değişim var. Hepimizin ders çıkartması gerekiyor. Siyasetten medyaya ve ekonomiye kadar ciddi bir değişim gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.